Günaydın. Günaydın efendim. Evet, günaydın. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Evet, yeşim pahalı kahvesinden bir yudum aldı. Ben pahalı ıhlamurumdan, bir yudum aldım. Evet. Ama içerken, sen çok pahalısın bak. Benim bu kadar değilmiş kötü. Benimki daha mı pahalı ıhlamurun? Kilosu 500 lira. 500 lira. Bu ne kadar ki şeyi acaba? Bilmiyorum. Valla bu da pahalandı herhalde. Tabii kahve de bayağı pahalı. Hiç bilmiyoruz artık. Bilmek istemiyoruz. Yani. Bilmedikleriniz. Evet. Adı bilmediklerimizin adı bilmek istemediklerimiz. Bilmiyoruz artık. Evet. Hashtag'imiz de mutlu bir gün efendim. Bugün sizin için mutlu bir gün mü? Hangi günler sizin için Okan mutlu için bir mutlu gün? Bir günmüş. Efendim? Okan için mutlu bir günmüş. Ha, evet, yönetmenimiz öyle söylediler kendileri. Evet, mutlu bir gün dediler. Hashtag'imizi de verelim. Mutlu bir olay neyse onu paylaşsınlar. Biz de paylaşırız. Bugün nedense ikimizin... Ya mutlu bir şey oluyor da bizim mi haberimiz? Hayır sen bugün çok gülüyorsun ya. Hayırdır inşallah. Sinirden olmasın. ben böyle çok doluyken... Sinirlenince mi öyle yapar? Sinirlenince. Hayır, baktım. Güneş tutuluyor ya bugün. Evet, ona geleceğiz değil mi? Ben bugün güneş tutuluyor. Güneş tutuluyor, evet. Yani bunlar doğa olaylar ama bunlar çok önemli olaylar. Kadim bilgiler bunlar. Evet, evet. Yani geçmişe dönüp baktığımızda ben de biraz astrolojiyle ilgileniyorum. Öyle bu arada mi? Eğer astrolog uzmanımızı bağlayamazsak ben gereken bilgileri vereceğim. Verecek rahat olsun. Tamam. 12 efendim Türkiye saatiyle 12'ye 10 geçe ay, şu ay bize coğrafyada öyle öğretmişler. Aynen. Adı ay, dün bana evet böyle ay. Güneşle aynı olacak. Dünyanın arasına giriyor. Arasına girecek. Şöyle sıralanacak yani. Evet. O sırada güneşimiz tutulacak. Bu hangi burçları etkileyecek? Bir kere yayları etkiliyor, kovaları etkiliyor. Kovaları aslında iyi etkiliyormuş bir kova olarak hemen baktım. Çok güzel. Değişiklikler falan. Evet, evet. İkizler burcunu etkiliyor. Akrep burcunu etkiliyor. Hı-hı. Onları etkileyecekmiş. Bakalım işte eğer bağlanırsa astrolog. Evet, biraz bekleyin efendim. Yoksa Yeşim her şeyi size anlatacak. Bu dediğin gibi kadim bilgiler, bu bilgiler, insanlığın varoluşuna ya da hissedilişinden itibaren ay tutulması, güneş tutulması var. Bir de tabii şöyle bir durum var, ona da baktım bugün Yeşim, benim astroloji çok fazla ilgim yok ama hani derler ya güneş tutulması olursa acaba deprem mi olacak? Bu 99 depreminden ilgili ama astrologlar da bilim adamları diyor ki böyle bir şey söz konusu değil. Onun için telaş etmeyin. Hashtag'imiz gibi mutlu bir gün geçirin efendim. Evet, yani değil hafif mi? Sallantıların olması zaten hani deprem içinde konuklar aldığımızda onlar da bize çok güzel açıklıyorlardı. Evet. Bu enerjinin boşalması demek. Dolayısıyla da hani o küçük sarsıntılar aslında bizi rahatlatan sarsıntılar. Hissetmiyormuşuz. Evet. Rasathane neler oluyormuş? Ya, günde diyor en az diyor 150-30 sallantı oluyor ama insan olarak hissedebileceğimiz boyutlarda değil. Aynen. Onun için efendim... Hani ne derler dikkatli olmak gerekiyor ama mutlu bir gün hashtag'i çok sevdim. Her iki dakikada bir tekrarlıyorum farkındaysan. Mutlu bir gün, mutlu bir gün olsun. Ne diyelim bilmiyoruz ki güneş tutuluyor diye. Evet. Mutlu bir gün evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlıyoruz. Ona mı geçmeden önce diyorum ki mutlu bir günün üzerine bir limon sıkayım mı? Ay sıkma gene. Ne aldın gene? Gene neyin fiyatı artmıştı? Neyin fiyatı inmişti? Vallahi şiştim ben artık. Yemin ediyorum. İçim şişti ya. Mutlu bir haber ver bana. Mutlu bir haber kadın. Mutlu bir haber şu efendim. Enflasyonu 8 silindirli spor arabaya benzetmişler. Ücretleri de Doğan karışımı Şahin arabaya. Bu biraz limon oldu mu? Üzerine? Oldu. Güzel. Yani teşbihin fena değil. Evet. Onların teşbihi de alay mı ediyorlar milletle? Ya öyle diyorlar. Hı. Evet. Yani 8 silindirli enflasyonla gidiyoruz. Biz uzun süredir fiyatlara bakmıyoruz. Aslında bu haftanın sonuna doğru bir toparlayıp bir fiyatlara bakmamız lazım. Et, süt, yumurta, kereviz. Yani diyorum ki yani kusura bakmayın en ucuz sebze bile ne hale geldi. Kereviz yahu tencereye atıyorsun su oluyor. Evet. Ve çok da ama faydalı da. Faydalı ama bir 20 küsurlarda geziyor. Tabii 30'lar. Simit 5 lira. Hep hatırlatıyoruz efendim. Niye mutlu bir günün arkasından bunları niye hatırlatıyorsunuz derseniz hayatın gerçekleri bunlar uzaklaşmamak gerekiyor. Aynen. Şimdi dün biz Kılıçdaroğlu dedin ya sen. Dün Kılıçdaroğlu konuşurken bir kanala çıkmış. Demiş ki orada hani. Bir de beni deneyin. Ha beni deneyin. Bu genelde şeyde olur, deterjan reklamlarında olur. Ya gerçekten öyle olmaz mı? Ev kadınısın biliyorsun. Evet yani. Bir de hani, beni deneyin. Deneyin yani süper deneme katkılı. Deneme yanılmayla olmuyor. Evet süper katkılı yeni deterjanımızı deneyin derler. Bay Kemal diyeceğim kızmadığı için söylüyorum. Demiş ki bir de beni deneyin demiş. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var, yanıt var onu izleyelim. Öyle mi? Hadi evet. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı demiş ki efendim Erdoğan
isabetli oldu. Nasıl bir yıl olacağını göreceğiz. Bir heyecan katacaktır mutlaka, değil mi? Acaba, evet. Hala acaba var ama, değil mi Sayın Kılıçdaroğlu? Gerçekten aday mı yoksa bir tek beni mi deneyin dedi? Bir nabız mı ölçtü? Ne diyorsun? Yani bir tansiyon yani ölçme benim, mi bu olay? Yani benim o böyle altılı masanın içerisinde böyle çok kafam karışık. Yani güçlü bir rakip olabileceklerini şu anda düşünmüyorum. Benim kafamdaki bu. Çünkü sürekli yani sürüncemede olan şeyler insanları böyle kafasını karıştırır ya. Şimdi mesela işte Meral Akşener çıkıp bir şey söylüyor. Hop bizim kafalar o tarafa dönüyor. Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor. Kafalar bu tarafa dönüyor. Yani şu anda çok hem gergin bir ortam var. Hem de şey bir ortam Muğlak. Var. Muğlak. Muğlak. Yani kafası ortaya karışık bir durumdayız. O yüzden de çok böyle inan, yani nasıl diyeyim? Hani inanmak vardır ya, inanmak. Çok inandırıcı gelmiyor İnan bana. İnan ve güven. Güven. Güven, yani güven telkin etmek insanlara. Ki şu andaki yani yaşadığımız durumda. Güzel bir cevap olmuş. Şey diyor, isabetli oldu. Nasıl bir yalı? Yani kendinden emin bir ifade var burada Cumhurbaşkanı'nda. Hani göreceğiz diyor nasıl bir yarış olacağını doğru ama doğru diyor. Söylüyor. Her şey sandıkta. Yani cevap aynen. Yani şey demiyor, hani biz kazanacağız demiyor. Evet, göreceğiz demiş. Aslında isabetli bir şey. O da bir de beni deneyin demiş. İşte ikisi hepsi muallak. Yani sandıkta çıkacak her şey ortaya. Tabii. Ama tabii benim düşüncemi şahsi, ben hiç yanılmadım bugüne kadar. Öyle mi? Hiç yanılmadım. Yani çok samimi söylüyorum sana. Bak ailem de bilir, çevrem de bilir. Hiç yanılmadım. Ben çok güçlü bir, o böyle altılı masanın çok güçlü enerjiler verdiğini düşünmüyorum. Biraz astrolog gibi konuşayım. Enerjiler verdiğini düşünmüyorum. Göreceğiz. Yani erken seçim olacak mı? Zamanında mı olacak? Ne olacak? Tabii o zamana kadar da herkesin kafası karışık. Evet, milletin acaba de karışık. Bir de kafayı karıştırıp gerçeği sonradan, hani bir şey vardır ya tiyatrolarda, daha çok sinemalarda vardır. Ön gösterim. Evet. Ön izleme. Ön fragman. Evet, ön fragman. Evet. Acaba bunları ön yok, fragman mı? Yok, daha fragman mı? Da görmedik. Evet. Heyecanlandırır çünkü fragman. Evet, fragman tabii. Hani biz şöyle bir beklenti içine gireriz ya, vay çok acayip bir şey geliyor. Evet. Mesela ben şu anda vay çok acayip bir şey geliyor diyemiyorum o masada. Yani Meral Hanım'ı bir kadın olarak tabii ki destekliyoruz ama şimdi sadece kadın olması da yetmiyor. Hayır, hiçbir zaman hiç kimse yani, için yetmez. Şimdi bakalım efendim sonuçlar. Bakalım ne olacak? Herkes sandıkta, hani vardır ya sandık ak mıdır kara mıdır ortaya çıkacak, bir olay derken. Ne olacaksa milletin ayrını olsun. Bence de. Benim isteğim bu. Tabii, yani kesinlikle. Bizim bir tane ülkemiz var. Tabii. Ve biz ülkesini ve milletini seven insanlar olarak burada yaşıyoruz. Ne olacaksa bizim hayrımız olsun. Evet, tek milletin hayrı olması gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani deriz ya, bir insan hayatının nereye gideceğini asla kestiremez. Evet. Şimdi şöyle bir şey, yani tam da bu İngiltere Başbakanı biliyorsun Hint asıllı Sunak tam da, yani insan bunun hayatını yazsa, önceden romanını yazsa yok canım dersiniz. Tabii canım. Ben hayatını okudum. Yeşim dehşete düştüm. Evet. Düşünsene, Hindistan 1947 yılına kadar İngilizlerin bir sömürgesiydi. Ve belki bugünkü başbakanın ailesi, dedeleri İngiliz tarafından yönetiliyordu. Evet. Torunları İngiltere'yi yönetiyor. Evet. Vay canına ya. Ama Dalai Lama'nın bir sözü var, biliyorsun değil mi? Bak, o kadar önemli bir söz ki bu. Diyor ki bu hayat yolculuğunda, uzun yolculukta bir zaman dostunuz gibi görünenler düşmanınız tabii, olacaktır. Meşhurdur, evet. Düşmanınız gibi görünenlerse sizinle aynı yolda yürüyüp dostunuz olacaktır. Evet. Yani bu da böyle bir şey işte. Evet. Hani bumerang gibi. Aynen. Hiç bilmiyorsun ne olacağını. Şu anda böyle ama birkaç gün sonra her şey. Bütün dengeler değişebiliyor. Yani bir ilahi adalet var. O adalet er ya da geç tecelli eder. Bu da bence böyle bir şey. Yani şaşırdım, düşün. 47 yılında bağımsızlığa kavuşmuş bir ülkeden bu sunağın babaları, mutlaka dedeleri ya da o sömürge sistemi içinde yaşıyorlardı. Şimdi torunları koskoca İngiltere'yi yönetecek bir başbakan oldu. Ve servet Hint olarak aslında da baktığında 730 milyon sterlin bir serveti varmış. Dünyanın, biliyorsun Hintler dünyanın en zenginleri ve çok en fakirleridir. Evet, en zenginin ilginç kızıyla evlenmiş. Evet. Ve Boris Johnson'ın maliye bakanıydı kendisi. Evet. Ve istifa etti Twitter'dan. Ondan sonra da efendim gelişmeler geldi. Kadın başbakan yapamayacağım dedi. Vergileri indireceğim dedi. Tepkiler aldı. O da istifa edince belki de hiç aklında olmayan bir maliye bakanı koskoca ülkenin başına başbakan olarak geldi.
Evet, evet efendim. Yeni başbakan. İlk çok genç. Ya. Çok genç. Çok kaç genç. Yaşında? Evet. Kaç yaşında biliyorsun? 40'lı yaşlarında. 40'lı yaşlarında evet, 40'lı değil yaşlarında. Mi? Zaten ondan önceki başbakan da o yaştaydı. Yani düşünebiliyor evet. musun? Eskiden 40 yaş dur canım aklın kemale ermedi derlerdi. Şimdi dünyanın en önemli devletlerini 40'lı yaşlardaki insanlar ama doğrusu yönetiyor. Doğrusu bu. Evet. Çünkü bir insanın en verimli. Aktif, verimli tabii. bir kadının ve bir erkeğin tabii. en iyi çağları değil mi tabii. 40'lı yaşlar? Tabii, çok, yani çok 50'li yaşlar. Tabii. Bunlar bence doğrusu bu. Çünkü enerji, hatırlıyor musun Obama da ilk geldiğinde tabii, ne doğrusu. Olmuştu bir anda? Hani bütün dünyada bir değişim ki şu anda zaten onun da rüzgarları esiyor. Esiyor, evet. Yani ama servetini açıklamış olması bence çok iyi. Yani biliniyor olması. Tabii, tabii. Çünkü şeffaf bir ülke olduğunu gösteriyor. Çünkü hani adam işte başkan geldi ve 730 milyon sterlin bir aklım servet almadı. Var. 730 milyon. Bu büyük bir güç demek. Ay. Şimdi İngiltere'de bütün dengeler değişiyor demek evet. baktığında. Karısından gelen yalnız. Karısının ünlü bir şeymiş. Hintli milyarderin kızıyla evlenmiş. Hmm. Dediğin gibi şeffaflık var. Diyor ki ama ben şeffaf bu ülkeye yani sonuçta. Güzel bir şey. Evet. Bence güzel yani, bir şey. Yani hani adama diyemeyecekler sen sonradan. Bir de zaten orada böyle şeyler yok, olmuyor olmaz. Zaten. Yani sistem olarak evet. da çok başka ama bunun biliniyor olması yani güç adına. Tabii. Hani sen dün bir şey söylemiştin ya. Gücü sever insanlar. Evet, evet. Şimdi güç adına tabii. bence güzel. Bence bu biliniyordu. Olacağı mı diyorsun? Tabii ki. Yani ayak sesleri yavaş yavaş geliyordu. Tabii. Bence Maliye Bakanı olmasının bir sebebi vardı. Zaten evet. Ondan sonra oraya bir başkan oturtup böyle bir hatırlayıp dünyaya evet. bir anda böyle bir şov yaptılar şu anda İngiltere olarak. Çok ilginç efendim. Bir de tabii şey olarak baktığın zaman, kitlesel iletişim olarak baktığın zaman da çok güzel. Evet. Hint asıllı birisinin İngiltere'yi yönetmesi aynen. de son derece çok. Güzel bir olay. çok. Evet. Şimdi, değişik yani giderdik mesela İngiltere'ye işte Hintliler çoğunluğu ama hep iyi yerlerde olurlardı. Evet, evet. Hani havalanında iyi, başlar. Tabii ki ve iyi mevkilerde yani bir de Hintliler bugün dünyada biliyorsun telekomünikasyon tabii. olarak müthişler. Tabii. Çok bileşim zekiler konusunda bileşim konusunda çok iyiler. O yüzden bakacağız ve göreceğiz İngiltere'de dengeler değişiyor. Evet, kraliçenin ölümünden sonra düşün son 40 yılın en yüksek enflasyon olan %10'la tanıştılar. Evet. En yüksek %10. Ah canım kıyama. Çok üzüldük vallahi %10 enflasyon. Evet. Ne yapacağınız acaba şimdi o %10'la? Vallahi ne yapacaklarını bilemiyorlar herhalde. Ama orada da bakın siyasal olarak bir aydır süren bir polemik var İngiltere'de. İşte önce İçişleri Bakanı istifa etti. E-mailini devlete ait bir evet. olayı kendi e-mailinden attığı için. Ve sonra Başbakan istifa etti 2 gün sonra. Bir çalkalanma oldu ama dediler ki hayır, bak, hayır. Her şey yürür. Yürür, her şey yolunda. Evet, derler evet, ya evet. Show gider. Show must go on. Go. Evet. Tabii, show must go on. Show evet. devam ediyor, seyrediyoruz. Evet, evet. Onun için de bakalım Hint asıllı yeni başbakan neler yapacak? Bu aradaki farkı. Ya da açıklığı kapatabilecek mi? Şimdi mutlu bir gün diyoruz ya bugün. Evet. Aslında baktığın zaman hani bir tarafı şöyle diyorum ben. Bir tarafım iyimser. Bak böyle tabii, baktığım tabii, zaman tabii. Ama öbür tarafımda da sorular var. Ne için? Bu konut kadınlara, evet. eşi ölen kadınlara Allah, konut dün desteği dün ben için. Görünce çok evet. mutlu oldum bu haberi ve hemen biliyorsun evet. ortak hesaba bizim evet. hesabımıza attım. Evet. Bence çok güzel bir gelişme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Derya Yanık eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut sağlanacağını destek olarak konut kredi olarak herhalde sağlanacak evet, diye düşünüyorum ben. Valla bu iyi bir haberimize bir bakalım. Bakalım üzerine da sonra konuşalım. Benim yaz eleştirilerim var. Tamam. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım desteği başlıyor. 300 bin lira konut desteği verilecek. Kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumundaysa bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık konut başına 300 bin lira destek verirken ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz.
Öte yandan destekten yararlanma şartları da belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla sosyal yardım faydalanıcısı olmak şartların başında geliyor. Ayrıca eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında en az 3 çocuğu olması gerekecek. Şartlar arasında konutların yapıldığı ilde ikamet etmek, bakanlığın sosyal konut projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak yer alıyor. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde bakanlık, belediyelerle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları arasında işbirliği protokolü imzalandı. 607 milyon lira bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek. Biz böyle bir kaldık değil mi? Evet, şimdi efendim biz yeşimle böyle birbirimize baktık sizi betere izlerken. Tabii biz de izliyoruz, haberi de biliyoruz evet. Ama... Tabii detaylarda hani derler ya. Detayları şimdi anlamaya evet, çalışıyorum. Evet, detaylarda saklı bu iş. Efendim 300 bin lira vereceksiniz ama ev sizin olmayacak. Kullanım hakkınız olacak. Ne kadar kullanacaksa herhalde diyelim ki kadın ölene kadar kullanacak. Olabilir. Miras hakkı olmayacak yani çocuklarına geçmeyecek. Yok. Niye 3 çocuk kardeşim? Niye 3 çocuk? Neden yine çocuğa bağladınız öyle değil mi? Yani niye 2 olsun? Diyelim ki evlilikte bir şey getirsin. Benim mesela ilgilendiğim bir kızcağız var. Ha. Anne tek çocuğu var. Tamam. Ve şu anda çok ihtiyacı tamam. var. İzmir'de yaşıyor. Tamam. Şimdi bu çocuğun bu kızın bir tane çocuğu var diye bunu... Olmayacak. Hayır. İşte yani. Olmayacak efendim. Bu Sayın Bakan'dan rica ederim Derya Yanık Hanımefendi'den. Bu herhalde içlerine sindi ki bunu lanse ettiler. Ama bazı dezavantajları olduğunu... Ya da yanlış anlaşılabileceğini. Hatta biz bile habere iki kere baktık efendim. Öyle değil mi? Şimdi evet. Yalan yok. İki Şimdi kere konut baktık desteği habere. Diye verdiğiniz evet. bir haberi biz konut desteği olarak görüyoruz. Sonra şöyle bakınca 300 bin TL. Bugün konutlar zaten 300 bin liraya ne alabiliyorsunuz? Oda alırsın. Tek odanın maliyeti. Tek odanın bir maliyeti o. Şimdi zaten evler çıkmış en düşük evler 1 milyonun üstünde. Tabii. 1 artı 1'ler dahi. Yani nereye gidersen. Şimdi gidersen... bunun geri kalanını nasıl ya da sizin vereceğiniz yerlere mi bunlar para yatırım yapacaklar? 300 bin lira vereceksin. Evet 300 bin lira veriyorsun ama şöyle bir şey. Zaten evde oturamıyorsun. Bir de 3 çocuğun olacak. Yani hani olsa ile bulsa bir araya gelse durum olmuş biraz. Hayır burada. Şunu anlayamadım ben. Şimdi ellerinde konut var da. Evet. Diyor ki gel bu konutlara 300 bin lira ver ben seni yerleştireyim hayır, mi diyor. Hayır hayır. Belediye ve hayırseverler tamam. yardım edecek. Hem belediye hem hayırseverler. Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki hayırseverler vardır. Tabii ki belediyeler verecektir. Ama bir projenin geleceğini başkalarının ne diyeyim yani vicdanına bırakamazsın. Vicdanına bırakamazsın. Yok ben zaten bir şey anlamadım. Şimdi bu 607 milyon lira bütçeli destekmiş. Bu bir destek evet, konu. Yani 300 bin lira evet. veriyor ya. Şimdi 300 bin lira veriyor kişi başı. Kişi başına. Toplamda 607 milyon lira bir destekli evet. bir Kaç paket hazırlamış. Evet. Bununla da 2023 tane konut temin edilecekmiş. Temin edilecek. Evet bu temin edilecek ve sonra... Temin edeceksen orada ölene kadar yaşayacaksın. 300 bin lira vereceksin. Evet ama bununla da bitmiyor olay. İşte 18 yaşın altında 3 tane çocuğun olacak. O yerde oturacaksın ki o yerde oturması güzel bence. Diyelim ki Muş'ta oturuyorsun, Diyarbakır'da oturuyorsun. Hı. Tabii ki o bölgede oturman o güzel bir şart. Ama öbür şartlar hani başkalarının vicdanına kalmış bir olayı doğrusunu istersen ben içime sindiremiyorum. Şimdi o bir şey değil ya kalsın gene bu kadar zenginimiz var, belediyeler var yardım etsinler de ben şunu anlayamadım. Yani diyor ki bir kişiye 300 bin liralık vereceğim. 300 bin lira vereceğim. Gerisini evet. kim verecek? Gerisi yok artık 300 bin lirayla o eve giriyorsun sahip ol çünkü evler yapılacak 80 metrekare. Noto'da Baklasova ev yapılacak. Sen ona 300 bin lira kullanım hakkı vereceksin. Ha kullanım hakkı vereceksin. Aynen aynen kullanım ha. hakkı. Başka Bunları da yok. Yandan belediyeden, hayırseverlerden aynen. temin ederek yapacaklar. Evet diyeceksin ki ha. tuvaletini ben yapıyorum mutfağına. Ahmet Bey yapıyor, ha, işte Yeşim anladım. Hanım, Yasemin Hanım. Herkes böyle imece usulüyle yapacak. Ama efendim 3 çocuk şartı benim içime sindiremediğim bir şart oldu. Bak biraz önce sen dedin tek çocuğu var. Muhtaç dedin. Evet. Bence, ben burs veriyorum ben destek oluyorum. Evet. Bak açık açık söylüyorum evet. buradan. Evet. Kimsesiz bir kız Yazık. Evlenmiş ayrılmış Yazık. Bir tane evladı var gündüzleri okul servisinde çalışıyor geceleri gelinlik dikiyor ve çocuğuna bakıyor. Evet. Bir tane çocuğu var diye ona konut vermeyecek misiniz? Evet. Böyle saçma şey olmaz ya. Evet bir daha bakılması gerekir aradaki dezavantajların ya da soru işaretlerinin de halledilmesi gerekiyor. Baştan güzel duruyor değil mi? Konut desteği. Yani çok iyi konut çok desteği iyi, de evet. yani ben şunu anlamıyorum bir şey yapıyorsunuz ya tam yapın.
ya da hiç yapmayın. Yani benim bile aklım ermediyse, bizim aklımız ermediyse ne olduğuna. İki kere okuduk haberi efendim. İki kere izledik, baktık. Şimdi insanların kafası daha da karışıyor Sayın Bakan. Yani bir açıklayacağınız şeyi doğru düzgün ve neden sebepleriyle, tamam üç çocukla zor. Anlıyorum. Hani bir çocukla annesinin yanına sığar mı? O bile. Hani babasının yanına ama sığmıyor zor, işte. Zor. Ya anne baba yoksa. Evet. Mesela onu da ekleseydi. Tabii. Mesela kimsesiz olabilir o kız. Değil mi? Tabii. Hiç kimsesi yoktur hayatta. Sığınacağı bir yerde yoktur. Bir de mesela neden vefat etmiş? Ayrılmış kadınları da bundan ne bileyim kocalarından işte çeşitli sebeplerle ayrılmış kadınlar var. Şiddet görmüş kadınlar, bir sürü kadın var. Bunlar ne olacak mesela? Keşke böyle bir paket hazırlarken o kadınları da içine dahil yani bunu uzatabiliriz, evet. Ekleyebiliriz, her şey yapabiliriz. Ama efendim sonuçta biz diyoruz ki konut desteği projesi güzel bir proje. Evet, süper, iyi düşünülmüş. Ama, iyi düşünülmüş ama eksikleri var. Evet. Hani paket diyorsunuz ya, paketin ambalajında bazı problemler var. Onlar da eğer hayata geçirilirse... Lazım. Hashtag'imiz gibi mutlu bir gün olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim biraz uzaklaşalım enflasyondan, 8 motorlu devalüasyondan. Paris'e gidelim mi? Aa, hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi bunlar ne yapıyor ya? Evet, enerji tasarrufu herkesi vurdu. Vurdu. Enerji tasarrufu efendim, enerji krizi yüzünden. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Küresel bir sorunumuz var. Var. Şimdi tabii biz ülkemiz için konuşuyoruz. Burada yaşıyoruz. Çok tabii. Doğru ama... Hani gittiğin, baktığın zaman işte İngiltere, Fransa, orası, burası, nereye bakarsan bak. Dünyada önceden hazırlanmış küresel bir problem yaşıyoruz. Yaşatıyorlar. Evet, yaşatıyorlar. Bilerek ve isteyerek bu dengelerin değişiyor olması. Tıpkı Covid'de olduğu gibi, işte Covid-19 diye bir şey dediler. Orada bir bizi 2 sene böyle hapsettiler. Orada neler oldu bilmiyoruz. Şimdi de işte ışıkları kapatın, savaşta çıktı. Her yer karanlığa gömülecek. Evet, enerji sorunu var. Bir korku, ısınma sorunu. Bir korku. Bak, insanlar en çok geleceklerinin karanlık olmasından korkarlar. Öyle değil mi? Hepimiz için. Yani ben korkmuyorum diyen yalan söylemiş. Herhalde. Yani yarınımız ne olacak? Haftaya ne olacak? Seneye ne olacak? Ya çocuklarımız var. Çocuklarımız ne olacak? Aynen. Onun için efendim. Onun için burada bas bas bağırıyoruz ya. Korku imparatorları var. Evet. Korku imparatorları. Aynen. Zamanı gelince bir doz atıyorlar. Evet. İster inan, ister inanma diyorlar. Yani bu belli haberlerinde bilerek, isteyerek çekilip internete düşürüldüğünü düşünüyorum. O kesin, ben. O. Ona hiç yani laf evet, bile edilmez. Değil mi? Yani böyle insanlar burada bunu konuşsun. Tabii. Bak gerçekten bu aynen, böyle aynen. Oluyor gibi ama çocuklarımız var. O yüzden hani ben çocukları olan insanların bu kadar böyle... Rahat olabildiğini düşünmüyorum. Aynen. Yani ben çocuğuma baktıkça 12 yaşında bir kızım var, öbürü büyüdü ama küçük çocuğu olan anne babaların yani hani çocuklarımız söz konusu, ben öyle demiştim. Daha çok büyüyecek yolunuz var. Evet, çok büyük bir canavar çıkar yani evet. Kimseyi dinlemem evet. Gerçekten. Şimdi hani dedik ya bazı olaylarda geleceğimizde soru işareti var. Ya bu habere biliyorsun ikimiz de güldük. Evet, güzel haber. Ya çok güzel. Ya o haberi hemen paylaşmak istiyoruz efendim. Evet. Hakikaten. Gelin 90, damat 77 yaşında. Yani yaş farkı sorun değil. Sorun. Bakın gelin 90 yaşında evlen. Demek ki benim için hala... Hala vakit var. Bayağı vakit var. Hala vakit var. Evet. Hala vakit, haberimize bakalım. Evet. Ya ben alkışlamak çok istiyorum. Çok güzel ya. Güzel. Ben bunu alkışlamak istiyorum. Güzel i̇şte, ya. Hayattan vazgeçmemek, yaşamı aynen. Sevmek. Hani vardır ya dualarımızda Allah'ım yaşam sevinci ver deriz. İşte bu onun tam birebir kopyası. Muharrem Bey'le evet. Çiçeği burnunda gelin Habibe Hanım. Ya bir şey söyleyeyim ya, mi? Çok güzel. Bu dünyada herkes çok güzel. Öbür eşiyle var. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Hani nasıl şimdi dünyamıza bir... böyle aile yapısını bozmaya çalışıyorlar. Maalesef. Ahlaki düzeni bozmaya çalışıyorlar. Böyle çok gereksiz bu sosyal medyayla hakikaten çoluğumuzu çocuğumuzu yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Onu yarın bir değinelim yeşim. Bunu yarın konuşacağız, evet, konuşacağız zaten. Aha. Ama şu işte bence bize şunu göstermeli. Hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz. Aynen. Ve bu haberi Gökhan bana söylediğinde dedim ki herhalde bu yurt dışındadır. Yani bizde çünkü tutucudur. Vay efendim sen 90 yaşındasın. Ne gerek evlilik diye. Hele kadınlar için hanımefendinin yaşını doğru söyleyeyim efendim, 77 yaşındaymış. Senin nenene gerek gelin 90 yaşında diyor. Gelin tabii pardon ki. Yanlış. Damat 77 yaşında. Aman dedim ya yaş önemli değil evet, bak. İnanamıyorum tamam. 90 yaşında. Anne bunu yaşında. İyi seyret bak bana yaş demeyin.
Vallahi evet. Allah mutluluk, yani ne kadar ömürleri tabii kaldıysa, Rabbim ne yazdıysa evet, zaten o geri kalanında da mutlu yaşasınlar. Birlikte yaşayacaklarmış bu arada. Aileler ne dedi çok merak ediyorum. Efendim buradan bir seri bile çıkabilir. Çok güzel. Şu onların hayatlarına geri dönün. Kim evlendiler, çoluklar, çocuklar, torunlar. Bu size ders olsun hanımefendiler, beyefendiler. Mutlu olsunlar. Aman ya. 50 yaşım, 60 yaşım, 70 yaşım mahvoldum demeyin. Tabii buyurun ki, niye diyeceksin? Buyurun. Yani aşık olmayı 11-12 yaşında platonik olarak başlamıyor muyuz? Evet. Yani aşk, bir tabloda da aşk var. Çocuğunda evet, var, her şeyde var. Evet, güneş tutulması başlıyor evet, değil mi? Başlıyor. Az kaldı. Biz kaçta de tutulduk. Kaçta başlıyor? 12-10 geçe başlıyor. Şu evet, anda saatlerimiz biz tam 10. Biz de tutulduk. Bugün güneş tutuluyor efendim. Ve biz güneş tutulmasını Aygül'ü alabiliyor muyuz, Aygül Aydın'ı? Ha, hazırmış. Aygül, evet, sevgili evet, Aygül Aydın bizimle beraber. Günaydın. Aygül merhaba. Günaydın. Günaydın. Herhalde anca bir koç burcu bunu yapardı değil mi Yeşim Hanım? Evet, ancak sen ve ben gibi bir koç burcu bir yer evet, bulur. Ve hemen de bir yerine bağlanır. Girer. Evet, aynen öyle. Gerçekten bir yere buldum. Nöbetçi astrolog gibiyim şu an. Yayına giriş yaptım. Hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve bugün bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet. Güneş tutulması saat 13 civarlarında gerçekleşecek. Saat 1 sıralarında. Ve yaklaşık 2'ye kadar devam edecek. Türkiye'de %50'si gözlemlenecek. Bizler için kişisel anlamda güneş tutulmalarını her zaman 4000 yıllık kadim bilgidir bu, astrolojide ve astronomide her zaman çok önemlidir. Genelde hep doğal afetlerle bağdaştırırlar güneş tutulmalarını ama aslında bu düzenin yeryüzünde değişimini gösterir. Bu zaman zaman dönemsel yapılan, yani Allah'ın çok güzel kurduğu bir mekanizmadır hayatımızda. Çok güzel işaretlerdir. Hani bunu böyle çok fazla negatif yorumlanmasından yana değilim. Hiçbir zaman da öyle yorumlamıyorum. Bizler ne güneş tutulmaları gördük, ne ay tutulmaları gördük. Neler geldi, neler geçti. Yani neler gördük. O yüzden olaya birazcık daha tabii Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Şu an en fazla böyle kalp çarpıntısı, ruhsal anlamda, psikolojik olarak böyle bir uyku hali içerisinde hissedebilirler. Duygusal anlamda sanki ellerinden bir şeyler kayıp geçiyormuş gibi duygular içerisine girebilirler. Bu böyle bir halüsinasyon gibi bir durum. Akşam saatlerinde, hatta yarın bunun etkisinin tamamen gittiğini ruhsal anlamda hissedebilirler. Çok fazla taşıyamayacakları yükleri üstlerine almasınlar. Bugün birazcık daha kendilerine önem versinler. Çok didişmek, çarpışmak, sertleşmek, iddialaşmak. Hayatımızın hiçbir döneminde çok değerli değilken bugün hiç değil. Yani bugün hiçbir zaman doğru bir zaman değil. Bugün bunlara girişmesinler. Sakin kalsınlar, öyle mi? Bugün çok önemli. Bu geçen işte dün biri yazmış, diyor ki ya gökyüzünde ne var, kendimi çok kötü hissediyorum. İşte herkes gözüme batıyor. Herkes şu an bana çok böyle agresif olmamı gerektirecek sanki durumlar ortaya çıkıyor gibi diyor. Aslında o geçici bir etki. O güneş tutulmasının vermiş olduğu etki. Yeryüzüne vermiş olduğu o dinamik diyebiliriz. Çok fazla endişe ve kaygılardan uzak dursunlar. Aygüncüğüm, bu tutulmalar hangi burçları, yani bu tutulma evet, hangi burçları nasıl etkileyecek? Şöyle söyleyebilirim. Akrep Burcu'nda gerçekleşecek Yeşim Hanımcığım bu tutulma. O yüzden en fazla kimleri etkileyecek? Akrepleri. Özellikle 24 Ekim ile 1 Kasım arasında doğan akrep burçları şu an bizi dinliyorsa bu ekip dikkat ediyorlar. Onlar için çok önemli kadersel değişimler olabilir. 25-24 Ekim ve 1 Kasım arası doğumlu olanlar, kaç yılı olduğunun hiç önemi yok. Burası çok önemli. Boğa burçları, kova burçları ve aslan burçları için büyük değişimler vaat ediyor. Koçlar, teraziler, oğlak ve yengeçler için parasal ve finansal dinamikleri çok önemli olacak. Onların parasal ve finansal koşullarına da büyük değişimler olacak. Ona hazırlıklı olsunlar. Balık, başak, eğer şu an taşınmak istiyorlarsa, yer değişimi içerisindelerse ya da bazı projeleri varsa önemli. Burada çok güzel proje değişimleri ve iş teklifleri alacaklar. İkizler ve yaylar mesela. İkizler ve yaylar. Şu an ikizler çok zorlanıyor. Yani ikizlerin enerjisi çok zor. Neden? Mars gezegeni ikizler burcunda hareket ediyor. Biraz daha onlar çok böyle kendini duygusal olarak iş hayatlarında sanki başarısızlar, sanki bir türlü gitmiyor, engelleniyorlar gibi hissedebilirler. Hiç öyle düşünmesinler. Sağlıklarına biraz ikizler dikkat ediyor. Akrepler de bağışıklık sistemlerine dikkat ediyorlar. Güneş tutulması zamanlarında bazen bağışıklık sistemimiz daha zayıflar, daha yorgun hissedebiliriz. Takviyeler alabilirler. Akrep ve boğalara özellikle sesleniyorum. 8 Kasım'da da ay tutulması var.
O daha da önemli. Yani bunun akabinde gerçekleşeceği için arada çok böyle bir mesafe yok. Onu da artık hep birlikte stüdyoda olmazsa masaya yatırıp konuşuruz. Evet, ne olur gel. Evet, evet. Gel evet. Ya 8 Kasım'da evet 8 gel Kasım. Ve bize bu, çünkü güneş tutuldu, ay tutuldu. Aygül'cüğüm evet, biliyorsun evet. Koçlar. Şimdi, evet, önemli olan Yeşim Hanım, önemli olan güneş tutulması. Yasemin Hanımcığım, mesela siz Kova burcusunuz. Yeşim Hanım Koç burcu. Koç, evet. İkiniz için de çok önemli bir sürecin başlangıcı. Koçlar için 2023 kariyerlerinde çok zirve bir dönemken, 2 yıldır çok yorulan kovalar, 2 senedir çok yoruldu kovalar, çok yıprandılar mesela. Şubat ayında kovalar özgürleşiyorlar. Gerçekten engellerden çıkıyorlar. Şu an bizi dinleyen kova burçları özellikle 2021 Mart'tan beri dönüp bir baksınlar neler yaşadılar, hayatlarından neler geçti. Gerçekten çok zor ve iddialı şeyler yapmak zorunda kaldılar ve buraya da çatıştılar. Şimdi artık 2023 Şubat'tan sonra kovaların özgürlük zamanları. Artık mezun oluyorlar, kutlama yapabilirler kovalar. Hadi rahatlayacaklar. Bakalım. Aslanlar peki nasıl, aslanlar, balıklar? Onların aslanlar, böyle tek tek... Mesela şöyle, aslanlar da 2008 yılı, özellikle 2008, 2018 ve 2017 seneleri aslanlar için iş hayatlarında çok zorlayıcı geçmişti. Aslan burçları da iş yerlerini ve iş dinamiklerini değiştirebilirler ya da iş hayatlarındaki yerleri, alanları değiştirebilirler. Kariyer dönemleri için çok önemli bir başlangıç olacak. Kovalar için söyledik zaten. Aha, Başak balıklar. Ve balık içinler, taşınma ve yer değişimleri. Belki burayla ilgili yeni kararlar alabilirler. Şu an balıklar geriye mi sarıyorum diye düşünüyor olabilir. Yani niye yapsam olmuyor? Sanki niye elimi atsam gitmiyor duygusu içerisine girebilirler. Hiç böyle düşünmesinler. Tam tersi, Jüpiter balık burcunda şu an, geçtiğimiz Nisan ayı neyi kaybettilerse ya da nerede problem yaşadılarsa geçtiğimiz Nisan ayında ellerinden çıkan projeler, işler onlara geri dönecek diyebiliriz. Ay, orada yeni başarıları olacak. Ya. Böyle güneş gibi açtın. Güneş tutuldu ama sen ya, güneş gibi açtın evet. Hayatımıza gerçekten. Ben seyrediyor musun? Şunu eklemek istiyorum. Şunu eklemek istiyorum. Lütfen gökyüzü olayları bizlerin üzerinde tesir etmez. Şunu anlamaları lazım. Gökyüzü olayları bizlere içgörü olarak yönümüzü kazanmamız için okumamız gereken çok önemli sembollerdir. Bizler hayatımızda insanın iradesi vardır, irade güçlüdür. Evet. Gezegenler o iradeyi, yani bizim irademiz gezegenlerin çok üstündedir. Çok o yüzden farkında olmak çok önemlidir. Çok kendinize teşekkür çok ediyoruz. İyi çok yayınlar sen diliyorum. De. Öpüyoruz seni. Sağ ol. Kısa bir aramız var. Evet.